Biz kadınlar bu hayatta biz de varız dedikçe eril şiddetinin yeniden kurbanı oluyoruz. Biliyor musunuz, son 9 ayda öldürülen kadın sayısı 285'e ulaştı. Yani kadınlarımızı koruyamadık. Günde 2 kadın cinayetinin yaşandığı bu ülkede aldığımız nefesi bizlere haram etmeye çalışan erkek şiddetine karşı yaşam hakkımızı savunuyoruz. Bizler Ataşehir'de yumruklanan başörtülü kadın ile Maltepe'de tekme tokat dövülen şortlu kızın uğradığı şiddet arasında bir fark görmüyoruz. Çünkü öznesi kadın, yüklemi şiddet olan bir anlayışla mücadele ediyoruz. Bizler kadınların kimlikleri, inançları ve kıyafetleri üzerinden ötekileştirilmesini istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki şiddetin doğusu batısı, köylüsü kentlisi, okumuşu okumamışı yok. Kadına şiddetin kapalısı açığı, iyisi kötüsü yok. Kadına yönelik şiddeti bir virüs gibi doğrudan topluma yayan eril bataklığını kurtamazsak cinayetlerin, şiddetin, ayrımcılığın, istismarın önüne geçemeyiz. Biz böyle diliyoruz ve istiyoruz ama iktidarın dünyası ile sokağın gerçeğinde birbirine uymadığını hep birlikte görüyoruz. Değerli vekiller, kadınları ötekileştiren siyasi irade bugünlerde yeni bir düzenlemeye getiriyor müftü nikahlarını. Uyarıyoruz. Bu topraklar ötekileştirilen kadınların hikayeleri doluyken böylesi bir yetki yeni mahallelerde yeni ötekiler yaratır ancak. Toplumsal baskıyı artırır. Eril şiddetle mücadele etmek yerine kadınlarımızı bir de nikah üzerinden ayrıştırmaya çalışmak vicdana ve akla ihanettir. Yeni cinayetlere davetiyedir. Öte taraftan unutulmasın ki müftülük dini bir makamdır. Bu makama verilecek böylesi bir yetki anayasanın çok yönlü ihlaldir. Bu yetki müftü evlendirebiliyorsa neden boşamasın demenin de ilk adımıdır. Laik medeni kanuna açıkça yok saymaktır. Değerli vekiller, kadın örgütleri günlerdir sokakta görüyoruz. Nikah memurları müftülük yapabiliyor mu ki müftü nikah kıysın diyerek itiraz ediyorlar. Bir müftünün yılda ortalama 300 bin nikah kıyamayacağını bildikleri için yetkinin imamlara devredileceğini görüyorlar. Tasarı ile imam nikahının resmileşerek çok eşliliğin kurumsallaşacağına, kuma ve berdelin yasallaşacağına inanıyorlar. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Bu tasarı aynı zamanda çocuklarımızın geleceği için de büyük bir tehdit. Bakın, doğum bildirimlerinin sözlü beyana bağlamak, istismarın en acı yüzü olan çocuk yaştaki evliliklerinin yasallaşması demektir. Cinsel istismarın üzerine örterek yavrularımızı çaresiz ve savunmasız bırakmaktır. Ben bir anne olarak böylesine kahreden bir düzenlemeyi içime sindiremiyorum. Sizlerin de bu düzenlemeye hayır diyeceğinize inanıyorum. Değerli vekiller, bu yasa bu şekliyle şiddet karşısında kadınlarımızı güçsüzleştirir. Erkeklere boş ol deme hakkını vererek müftü huzurunda evlendim, mahkeme önünde hesap vermem dedirttirir. Bizler tıpkı çocuk istismarındaki gibi bu yasaya da hayır diyoruz. Unutmayalım ki orta çağın karanlığında bile Hacı Bektaşi Veli erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok, noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde demiştir. İşte bu yüzden bizler de varmadan sekizine gelin olmasın üzereler diyoruz. Susmayacağız, mücadele edeceğiz diyoruz. Çünkü kadınız...